bekleyin. Emir gelmeden infaz yok. Biz sızırız bir yer. Seve seve Mansur. Seve seve. Hazır olun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Mervan. Bu Mansur'u ne yapacağız? Plan nedir? Bekleyin. Güzeyi fırlatıp gebertip bir çukura atacağız. Bu operasyonu bilen herkesin sonu bu olacak. Ne de olsa uluslararası bir oyun. Çok bilen olmamak ister bir yer. Güzel. Demek oyun ha. Sakın! Sakın kıpırdamayın. Hainsin sen. Satılmış hain. İndirin silahları. Kes sesini. Sana laf anlatamam. Bilmediğin şeyler var. Demek ki birine iki defa sıktılar. Olsun. Zararı yok. Bir kol için dört mermi, üç sungur. Az ama idare eder. Hadi Mervan, hadi, 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 hadi. Bırak şu doğulu uşukluğunu. Daha çıkarılacak bir savaşımız var. Cesetleri öyle bir ayarlayın ki sanki çatışmada ölmüşler gibi olsun. Sonra bunları kayda alın. Medya servis yapacağız. Sen bu işi biliyorsun Mr. Pierre. Size bizden geri kalmazsınız. Hem ha siz hem ha biz. Ne fark eder değil mi canım? Komutanım ne yapıyor bu ya? Ya babası için ya da başka bir hesabı olmalı Cemil. Timcilerin iplerini kesin. Sakın. Ölmek istemiyorsan hemen timcileri çöz. İhanet bu. Hainlik. Hadi. Sakın kurtulduğunuzu zannetmeyin. Lan yere git lan. Ne diyorsun lan sen ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Ulan sen ne ayaksın? Kime çalışıyorsun aslanım? Size sözüm vardı. Kurtardım işte. Yalan söyleme aslanım. Sen yine bir hesaplar içindesin. Neden kurtardın bizi? Söyle. Dedim ya. Beni babama götüreceksiniz. Bu yüzden kurtardım. Ver şunu lan. Ver. Sana güven olmaz. Buna güven olmaz. Çok kıvırıyor. Şişt. Babakla eğitim görmüş eşek. Gözüm senin üzerinde. En ufak bir yanlışında onallarını yeniden çakarım ha, haberin olsun. Celil, hadi yürüyün, gidiyoruz. Onun ifadesini sonra alırız. Hadi şu füzeyi durdurmamız lazım. Hadi, hadi. Ne yapalım? Hadi, gidelim. Toparlayın buraları. Emredersiniz. Açın lan silahları! Açın! Atın silahları! Oh my god! Atın şunları! Eğilin, eğilin! Sungurlar. Ulan Mansur! Bu ne demek oluyor? Onu sana sormak lazım şef. Bu ne demek oluyor? Ateş edin. Doktor, bomba. Geliyor. Saklanın bomba. Ne oldu lan? Ölüm nasılmış nonsuz eşekler? Gördünüz mü? Aa!
Ulan Mansur! Biliyordun demek hakimiyetini. Siz çarklar hep böylesiniz işte. Bu yüzden hep yönetilen oldunuz. Konuşmalarımızı duymuş olmalı. Durdur şunları, durdur! Serdar! Bitti bu iş Serdar! Boşuna yorulma! Bundan sonra millet meclisiniz artık mezarlık olur. Lan! Sazan! Sen uyanırken rüya görüyorsun lan! O meclis senin de geldiğin yeri de bu dünyadan siler lan! Siler! Ben çıkıyorum! Sarayım beni! Ateş edin, ateş edin! Silah ver bana komutan. Önce rüştünü ispatla sanırım. Ne taraflı olduğunu anlayalım. Zaman kalmadı Celil. Adamlar bizi oyalıyor. Ben çıkıyorum komutanım. Koruyun beni. Bakalım kimler arayacak seni çakal. Dur, öldürme beni. Ne isterseniz yaparım. İsterseniz size çalışırım. Bizim senin gibi çakallara ihtiyacımız yok. Celil. Bırak bunu, ben öldüreyim komutan. Bana bir silah ver. Vereyim de bana sık ha. Yemezler lan. Eşek miyiz oğlum, bir çukura iki defa düşelim. Seni öldürmek istesem çoktan öldürürdüm. Aferin lan sana Gundi. Yavaş yavaş gözüme girmeye başladın ha. Mansur gel buraya. Çabuk şunu durdur. Gel buraya. Durdurulmak için programlanmadı. Enjektör devreye girdi. Ateşleme odasına sıvı ulaşınca füze fırlar. Ne yapacağız o zaman? Söylesene. Çabuk ol. Patlayıcı lazım. Düzenekle enjektörü patlatırsak ateşleme odası iptal olur. Patlayıcı nerede lan? Söyle lan, söyle. Patlayıcı nerede lan? Dolapta. Dolapta. Hadi hadi dolapta. Acele et. Buldum, C4 bu. Doktor, zaman. Bir dakika 40 saniye kaldı. Zaman daralıyor. Bırak beni. Her şeyi itiraf edeceğim. Bana bizim orada kordon diyorlar. Ya da tabutçu. Ben bana silah çekenleri sağ bırakmam. Hadi çabuk çıkalım. Bir dakika var. Celil hadi. Ben bana silah çekeni yaşatmam. Hadi komutanım hadi. Çalış oğlum. Hadi hadi. Aga zaman kalmadı, acele et biraz. Hadi komutanım hadi. Ya bismillah ya fitta. Hadi bas bir dakika. Sing in the rain, sing. God damn it. Komutanım, tek kol kaçıyor. Hadi komutanım, hadi.
Hayır! Siz nasıl askersiniz? Lan Serdar! Yapma! Serdar! Komutanım, alalım şu iti. Bırak Celil. Hemen uzaklaşalım. Patlama buraya kadar ulaşabilir, tamam mı? Hadi. Gidiyorlar. Ama vay. No! Impossible! Allah'a şükürler olsun. Ülkemizi büyük bir beladan kurtardık. Ya hala yaşadığımıza inanamıyorum ya. Ya, ya, wow. Bunun sayesinde yaşıyoruz. Şş. Ulan. Ne ayaksın lan sen? Lan anlat bakalım. Önce hainlik yaptın, sonra hayatımızı kurtardın. Evet, teşekkür ederiz ya, kurtulduk. Ama oğlum beter ettin la bizi. Bir sürü kurşun yedim bacağımdan, hep senin yüzünden. Mecburdum. Ama bakın sonunda kurtardım sizi. Evet. Anlaşmamız var, unutma. Beni babama götüreceksiniz. Sözüm söz. Götüreceğiz ama babana kavuşacağın için sevinme. O alçakla görülecek bir hesabımız var. Ölmeden de olsa onu son bir kez görmek isterim. Bu benim için çok önemli. Bu bölgedeki bütün koordinat verilerine ihtiyacımız var. İstihbarat raporlarını toparlayın. Bölgedeki birliklerle iletişime geçmemiz gerek. Hala bir haber yok. Giriş çıkışlar bu bölgeden yapıldığı için özellikle bu bölgeyle ilgili istihbarat toplamamız gerekiyor. Emredersiniz. Olağanüstü bir bilgi akışı olursa derhal bana bilgi verin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Suriye'de büyük bir patlama olduğu bilgisi geldi. Tamam, tamam. Füze şimdiye kadar Ankara'yı vurmuş olmalıydı. Şimdi aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Suriye sınırımızdaki muhabirlerimizden aldığımız bilgiye göre sınırımıza yakın bir bölgede büyük bir patlama gerçekleşti. Sınır köylerimizden de duyulan bu büyük patlamanın sebebi araştırılıyor. Bir şeyler oluyor. Komutanım, babası Merve'ni arıyor. Fikret Alçağ. Babam mı? Verin ben konuşayım. Sakın poturma. Mervan gibi konuş, tamam mı? Ya sen kıvırtmayı zaten biliyorsundur. Kıvır gitsin yani. Hadi aç şunu Mervan. Hadi ver. Sakın yanlış yapma. Seni buraya gömerim. Anladın mı? Alo. Neler oluyor Mervan? Duyduklarım doğru mu? Panik yapma Fikret. Her şey yoluna girecek. Tüm hesaplar planlandığı gibi kapanacak. Ne hesabı Mervan? Füze neden fırlatılmadı? Naz'a nerede? Albay. Neler oluyor? Bilmiyorum. Bağlantı kuramıyorum. Bir terslik var. Her zamanki mağarada buluşalım Naz'a. Sen de o Pierre'le bağlantı sağla. Tamam. Pierre. Neler oluyor? Bizim ekipten bir mühendis ihanet etti. O baş belalarını kurtardı. Ulan. Ulan nasıl olur? Nasıl kurtulurlar?
Hadi onlar kaçtı. Ya füze? O niye patlamadı Pierre? Niye patlamamış? Patladı Nazar. Patladı. Başımıza patladı. Ama göreceksin misin Nazar? Oyun bitmedi daha. O sungurcukları fena yapacağım. Serdar! Sen bittin çocuk. Sen bittin. Haberler kötü albay. O baş belaları kurtulmuş. Bu çok kötü. Bu kadar da değil. Giderken füzeyi de imha etmişler. Olamaz. Bittim ben. O baş belaları döndüklerinde general yaptıklarımı öğrenecek. İpimi hep birlikte çekip beni cezaevinde çürütecekler. Kaçmaktan başka çaren yok. Nereye kaçayım? Senin gibi mağaralarda yaşayamam ben. Beni kurtaracak tek şey... generali anlaşmaya zorlayacak bir yol bulmak. Generali seninle anlaşmaya zorlayacak ne olabilir ki? Kordon'un karısı Zeynep ve doktorun karısı Zelal. O iki aptal kadını kaçıralım albay. General göz bebeği olan sungurların ailelerini kurtarmak isteyecektir. Sen de onlar karşılığında generali anlaşmaya zorlayabilirsin. Peki general böyle bir anlaşmayı... Hiç endişen olmasın. Ama mesele kadınları nasıl karargâhtan alacağız? O işi ben hallederim. Buyurun sıcak sıcak için. Sağ ol Zeynep bacım. Afiyet olsun. Sağ ol hocam. Durumları nasıl doktor bey? Çok ağır değil. Enfeksiyona dikkat edilecek o kadar. Çok şükür. Yaralıların durumu iyi Şahin. Allah'a şükür. Allah'ın izniyle Serdar abi, doktor, komutan da dönseler. İnşallah sağ salim dönecekler. Merak etme abla. Benimle dargın mı kalacaksın Aslı? Bizimle ne yüzle konuşuyorsun? Şahin senin yüzünden ne acılar çekti? Allah canımı alaydı da keşke böyle olmayaydı. Abla senin suçun yok. Naz ayılarını hepimizi tuzağa düşürdü. Aslı itişmeyin böyle. Olan oldu. Allah'a çok şükür Şahin de iyi. Bizimkiler de dönsün. Düğün dernek kurarız. Her şey unutulur gider. Ömür boyu çocuğun olamayacak. İyi misin? Yok bir şey, iyiyim. Evlilik konusu açılınca sanki bozuldun gibi. Ya ne alakası var? Ben bizimkileri düşünüyorum. Başlarına ne geldi bilmiyoruz. Öldüler mi, kaldılar mı haberimiz bile yok. Haklısın Şahin. Yanlış anladım. (Gülüyor)
Köylüler doğru demiş la. Baraka timci dolu. Naza komutanın aradıkları bunlar. Başkana hemen haber verelim o zaman. Ya baraka yaralı, timci dolu. Kadınlar da var. Biz indiririz la bunları. Doğrudur. Naza komutandan terfi alırız. La oğlum, kendi başımıza iş yapmayalım ha. Sen karışma la. Yürüyün la. Naza komutan, ben Bedi. Acıdır la. Devam et Bedi. Aradığı tipçileri bulduk. Güzelce mezrasında Zelal denen bir kadını yemediler. İki kadın daha var yanlarında. Doktorun karısı saklamış olmalı. Bedi, sakın huylandırmayın timcileri. Derhal çıkın oradan. Bizimkiler onları indirmeye gitti Naza komutan. Lan sakın, sakın. Hemen geri çekilin oradan. Salak bunlar. Gölge 3 acil. Ben Albay Fikret. Cevap ver. Gölge 3 cevap ver. Şahin, oğlum. Şahin, duyuyor musun? Tehlikedesiniz. Teröristler barakaya saldıracaklar. Ulan çakallar. Baskın yiyorduk. Ay Allah korudu. Nasıl buldular burayı? Zamanında fark etmişsin Devrem. Albay uyardı. Albay mı? Komutanım Gölge 3. Gölge 3, iyi misin? Doğrudur komutanım. İki terörist etkisiz hale getirildi. Dikkatli olun. Ambulans alıp geliyorum oraya. Yaralıları hastaneye götüreceğiz. Tamam komutan. Endişelenme uzman. Her şeyi öğren. Yüzbaşının katili Naza'ymış. Gelince anlatırım sana. Tamam komutan. Ben askerleri götürünce kadınlar senin. O üç baş belası dönmeden bu işi halletmemiz lazım. İş bitti bitti. Yoksa bittiğimizin resmidir Naza. Şahin'i kandırabilecek misin? Eminim kanacaktır. Benim bir an önce gidip bu işi halletmem lazım Naza. Kadınlar sende. Tamam albay. Bu kadar korkma. Demesi kolay Naza. Derini yüzüp postumda namaz kılar bunlar. Bilmezsin sen. Onları bana mı öğreteceksin albay? Merak etme, çözeceğim senin işini. Celil. Şuna bak komutanım ya. Ulan bundan güzeli var mı be? Duruşu ayrı, dalgalanışı ayrı bir güzel. Hey kurban olduğum vatanım. Döndük Celil. Vatana döndük. Ya gerçekten şu an o kadar mutluyum ki, yani muhteşem derecede mutluyum ya. Ben var ya bu toprağı öperim ya. Anam bacağım. Dur ben bu toprağa öpücük atayım. Muah canım toprak, muah şuna bak. Doktor, öyle öpücük atmakla olmaz. Dur bak ben sana yardımcı olayım. Ya kordon dostum, acaba sen beni bunlarla korkutabileceğini mi zannediyorsun? Sen gerçekten doktoru tanımamışsın ya. Ben bu toprağı yemem, kemiririm. Hadi bakalım. Azıcık taşlı bu. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz oğlum. Şifa olur inşallah. Kan olur, can olur. Ye hadi ye. Oğlum bak hem bacağına da iyi gelir. Ye hadi ye hadi. Ay, bu ne ya? Tadı çok kekremsi.
Lan acaba bir sınırı geçmedik mi? Düşman toprağımı kemiriyorum ya ben? Ya kordon ya. Beni gaza getirdin, toprakta yedirdin ya ulan. Sen görürsün. Ben sana bunun hesabını sormazsam sana çimento edereceğim. Beto kordona. Hadi aslanlar. Karakola inelim. Generalle bağlantı kuralım. Bir araç bulup ilçeye inmemiz lazım. Gidelim komutanım, gidelim. O Fikret Alçağ'ını görmek için sabırsızlanıyorum. Gündi, daha bir şey diyeceğim. Acaba o hayırsız baban seni görünce ne yapacak ki acaba? Beni tanıyacağını sanmıyorum. Bana bak aslanım. Bu saatten sonra bir hainlik yaparsan sana bir C4 takarım. A4 ile de raporunu yazarım ona göre. Tamam komutan. Espriye gel ya. Hadi. Çabuk, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Dikkat et. Çabuk olun. Yaralılara dikkat edin. Hadi çabuk. Şahin, evladım. Hakkınızı helal edin. Günahınıza girdim. Yüzbaşıyı öldüren Naza'ymış. Yeni öğrendim. Komutanım, biz önemli değiliz de... Tim'e yaptıklarınız ne olacak? Sungurları neden sattınız komutanım? Bakın çocuklar. Bana gelen istihbarat yanlışmış. Ne yapabilirdim ki? Bize sorsaydınız böyle olmazdı komutanım. Doğru aslı. Zaten generale raporu vereceğim. Bir suçum varsa çekerim ceza. Komutanım, öldüler mi kaldılar mı haberimiz bile yok. Merak etme Şahin. Serdar Üsteğmen ve diğerleri sağ salim dönüyorlar. Her şey yolunda çok şükür. Doğru mu komutanım bu? Evet çocuklar, doğru. Allah'a şükürler olsun. Rahatladım. Hadi gidin, bu haberi diğerlerine de söyleyin. Durmayın. Merak edecek bir şey yok. Ne oldu Şahin kardeş? Allah'a şükür kurtulmuş bizimkiler, yaşıyorlar. Albay'a güvenmiyorum ben Şahin kardeş. Zeynep haklı. Bizi lojmandan bile çıkarmaya çalıştı bu adam. Ya haklısınız da bizi de buradan albay kurtardı. Değil mi? Dikkatli olun. Olumsuz bir şey olursa haberim olsun. Çok şükür kurtuldum. Hatasını anlamış gibi gözüküyor. Nasıl kurtardı peki? Anons geçti. Ya saldırıya o haber verdi. Ya size Tim kurtuldu diyorum, bakıyorsunuz öyle. Bekleme yapmayın. Komutanım. Yalnız diğer arkadaşlar burada kaldı. Benim aracımla gelir onlar. Siz çıkın hadi, durmayın. Emredersiniz. Hadi Şahin, acele et. Daha generale rapor vereceğim. Hadi, hadi. Araçta yer yok yalnız. Ben size araç göndereceğim. Bizim acil generale gitmemiz gerekiyor. Gerek yok, biz döneriz. Hem evi biraz toparlayalım biz. Biz gidelim uzmanım. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi gelin gelin. Sobayı söndürelim Zeynep. Tamam, ben sobayı söndüreyim. Ne istiyorsunuz bize? Ya bizimle derdin ne yılan kadın? Biraz daha havası alın ha. Ciğerleriniz açılır. Alın şunları. Yürü. Dur. Hadi. Yürü. Bırakın. Yapmayın ya. Bırakın. Ne oluyor? Bırakın, beni ne istiyorsunuz? Sağ ol kocuğum. Bir şey değil komutanım. Dostum, işte bizim buranın toprağı çok güzel. Hem de nasıl güzel var ya. Allah'ım ne kadar güzel ya. Şahin. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a çok şükür yaşıyorsunuz. Vay Şahin. Komutanım.
İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Özledik ya. Gel Yavuz oğlan. Yavuz oğlan ya. İyi misiniz abi? Allah'a şükür tek parça halinde gelmeyi başardık Aslı. Ben gene postu deldirdim ya. O gıcıklar sıfatlarına bakmadan benim şu muhteşem derecede güzel bacağımı ah geldi vurdum manyak ya. Geçmiş olsun. Komutanım, sınır karakolundan generali aramışsınız. İçeride sizi bekliyor. General iyi mi? Zehirlediler. Ama Allah'a şükür kolay atlattı. Albay yanında. Şunu bir görelim komutanım. Mansur, sen bekle. Önce küçük bir işimiz var bizim. Sonra babanla hasret gidireceksin, tamam mı? Olur, beklerim. Fikret Albay baban mı? Gel. Lan hain. Celil. Hayda hey. Dur, bırak. Hayda hey. Durun yapmayın. Benim bir suçum yok. Ulan aramıza nasıl sızdın lan? Hey hey ya, hayda. Hey hey ya, hayda. Kalk 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 kalk. Hayda. Özür dilerim komutanım. Ama buraya gelirken istifaya göze alarak geldik. Ya bu haini ya da benimle Celil'i ordudan ihraç edin. Ya bu adam ya biz komutanım. Karar sizin. Ben bunu hak etmedim komutanım. Kurtarın beni. Hoş geldiniz evladım. Sağ olun komutanım. Siz benim göz bebeğimsiniz. Bu vatanın hakiki evlatları sizlersiniz. Geç. Geç la. Sizden iyi gerilli olur ha. Yılan kadın. Aynı kocan gibi odunsun. Kibar ol biraz. Bunlara ekmek yok, su yok. Ölecekler mi, kalacaklar mı kararı sevgili generalleri verecek. Alın kimliklerinizi. Kusurumuza bakmayın komutanım. Bir daha tekmil vermeden adam dövmeyin. Büyük geçmiş olsun çocuklar. Sağ olun komutanım. Size de geçmiş olsun. Bir kahveliğe de siz de uğramışsınız. Hainlik diz boyu komutanım. Komutanım. Ne yazık ki Cemal'i getiremedik. Fikret hatasını kabul etti. Divan-ı Harp'te yargılanacak, merak etmeyin. Suçum yok değil komutanım. Ama bu kadar da değil. Bilerek bir hainlik yapmadım. Nasıl yapmadın? Resmen sattın bizi İran dağlarında. Komutanım. Savama ajanı Mervan'la telefon irtibatı var. Yanımızda bir de şahit getirdi. Helikopteri bilerek geri çekti. Hayatımıza kastetti. Komutanım. Ya gelin la gelin gelin. Hadi. İniş izni iptal edildi. Emir anlaşılmadı, tekrar edin. İniş izni iptal edildi Ufuk. Emanetler alınmayacak. Anlaşıldı, Ufuk dönüyor. Komutanım, terörist grupları tarafından sıkıştırıldık. Helikopteri derhal geri gönderin. Yoksa burada tek tek düşeriz. Komutanım, şartlar olumsuz gölge bir. Geldiğiniz yoldan geri dönün.
Sonra Suriye'den vatanımıza atılmak istenen o füze. Şayet imha edemeseydik, füze Ankara'yı vuracak, Türkiye Suriye'ye savaş ilan etmek zorunda kalacaktı komutanım. Bu hain planda albayın da büyük rolü var. Bunları da rapora yazın. Vereceğin cevabın var mı Fikret? Artık tutuklusun. Komutanım, hatam var doğrudur. Ama bu kadar da değil. Adil olalım. Doğru, adil olalım. Hemen asalım komutanım. Hem de hemen. Sen bunları taşıyacak kadar şerefli değilsin Fikret. Hay Allah razı olsun komutanım. Bin yaşa yeme. Git kendine çalıştığın ülkenin rütbesini dar. Beni affedin komutanım. Bırakın emekliliğimi isteyeyim, çekip gideyim. Yok öyle ya ama. Hesap vereceksin. Bütün bağlantılarını tek tek açıklayacaksın. İşte genel türlü kahramanlıklar sonra arkadaş işte. Bakalım albay oğlunu görünce ne yapacak? Ya çocuğu yıllar önce bırakıp gitmiş herif yaramazın teki ya. Aynı benim eski pislik halim ya. Nişancı nasılsın lan? Dayı lan karının sesi bu. Benim celladın Nazar. Konuş lan. Az daha konuş. Nefesini keseceğim gün yakındır. Vay erkeğe bak. Nasıl da kabarıyor. Soğan erkeği. Kes sesini. Derdin ne? Yanımda iki hatun var. Çok zırlıyorlar ya. Kurtarın bizi. Yardım et Şahin kardeş. Ulan Zelal'ın sesi bu. Zelal. Doktor. Allah aşkına kurtar bizi. Konuşma lan. Doktor. Bana komutanı ver hemen. Doktor senin. Komutanım. Zelal'i. Zeynep bacıyı kaçırmış Naz'a yılanı. Komutanım, sizi istiyor. Komutanım izninizle. Konuş yılan. Serdar, sesini duymayalı özledim seni ha. Kısa kes yılan, konuş. Peki. Söyle o kordonla doktora, karılarını unutsunlar artık. O ikisini CCK'nın bana verdiği yetkilerle boşadım. Zeynep ve Zelal artık benim malım. Ulan aşağılık. Seni ayaklarından tavana asarım lan. Ulan aşağılık. Celil kapattı. Karargâhtan nasıl aldı peki onları? Komutanım, timdeki yaralıları Zelal ablanın barakasına götürmüştük. Albay bizi oradan almıştı. Bunun için de beni suçlayamazsınız. Oradan sizi ben kurtardım. Yaralıları ambulansla ben taşıdım. Nezarete götürün. Buyurun. Bana bir şans verin komutanım. Bakın, o kadınları ben kurtarabilirim. Naza teröristinin onları kaçırdığı yeri biliyorum. Lütfen komutanım. Nerede lan? Onları sen kaçırttın lan alçak. Yalnız konuşabilir miyiz komutanım? Serdar, Celil, siz kalın. Diğerleri çıksın. Gel doktor, hadi gel. Anlaşılan kadınlara karşılık anlaşma yapmak istiyorsun öyle mi? Sandığımdan da kötü çıktın Fikret. Kadınlara karşılık beni affedin komutanım. Ben de emekliliğimi isteyip çekip gideyim. Tek isteğim bu sizden. Bu anlaşmayı yapmak için onları sen kaçırdın. Belliydi zaten. Bu alçaklığın altında sen varsın. Kadınların hayatına karşılık benim hayatımı bağışlayın komutanım. Ne olur. Karı gibi yalvarma lan. Kabul etmeyin komutanım. Benim hayatım zaten bitmiş durumda komutanım. Bari o kadınlar kurtulsun. Ulan ben seni... Celil. Tamam. Önce kadınları getir, sonrasına bakacağım. Niye kaçırdın bizi? Derdin ne? Ne istersin bizden? Kesin lan sesinizi. Sulu göz karılar.
Bak benim iki çocuğum var, ailem var. Yalvarırım sana. Yeter lan. Varsa var, ne yapalım? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Yorma kendini Zelal. Bu kadın falan değil. Baksana haline. Elinde silah, dağlarda geziyor. Bu çocuk aile falan bilir mi? Bir zamanlar bilirmiş. Doktor anlattı. Serdar Üsteğmen'le evlenmiş bu. Sonra da ayrılmışlar. Kesin sesinizi. İyi olmuş. Serdar abi kurtarmış kendini bundan. Onunla evlendiysem görev içindi, tamam mı? Tamam mı? Görev içindi. Serdar abisi kurtarmışmış kendini. Salaklar. Ulan! Lokanta mı lan burası? Ha? Kalkın lan, lokanta mı burası? Vallahi açız yahu. Oğlum bırak, yer benim lan. Lan bırak. Çocuk şans eseri ölümden kurtuldu. Celil biz gidiyoruz. Gel. Oğlum, ne oldu sana? Nerede saklıyorlar seni? Nerede lan bu gazetenin diğer parçası? Bu kadarı vardı Naza komutanım. Naza komutan. Ne var ulan? İki askeri kamyonet mağara yolunda. Geliyorlar. Tamam lan. Kocalarınız sizi almaya geliyor. Ah, ya Rabbim şükürler olsun. Allah. Oğlumu alacağım senden Serdar. Ortada görünen yok komutanım. Bir oyun olmasın bu? Nerede lan kadınlar? Kadınlar mağaradaydı. Çatışma olmaz, merak etmeyin. Generalle anlaşma yapabilmek için yılan Naza'yla bu işi planladın değil mi? Bakın ben kadınları vereceğim. Siz de beni bırakın. Başka bir isteğim yok. Anlaşmıştık sizinle. Lan başlayacağım şimdi anlaşmandan ha. Sen merak etme. Şu masumları bir kurtaralım. Senin defterini düreceğim ben. Bir albayla böyle konuşulmaz Assubay'ın. Ayıp bu. Ben karşımda bir albay değil, şerefsiz bir vatan haini görüyorum. Albaymış. Şşş, bana bak la. Senin karşında normal asker yok. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Albay. Celil, hadi çıkalım. Emredersin komutanım. Hadi beyler. Hadi beyler, mağarayı sarıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Yine. Yine. Hadi. Hadi kapansın artık bu hesap. Kimse yok hadi. İçerisi boş komutanım, temiz. Burası boş be. Ya aldatıldık la biz. Fikret! Bu mağarada kimse yok.
Nasıl bir oyun oynuyorsun lan sen ha? Olamaz. Burada olmalıydılar. Anlaşılan Nazlan kazık yedi. Serdar. Oyunu bırak Naz'a. Rehineleri bize ver. Onları unut Serdar. Ulan o masumların saçının bir teline zarar gelsin seni parçalarım lan yılan kadın. Onlara cehennem azabı yaşatacağıma emin ol Kordon. Ulan, ulan yerin dibine de girsen bulurum lan seni Naz'a. Kordon, doktor. Kadınlarınız bana emanet. Hiç merak etmeyin. Onlar artık partinin malı. Ulan senin var ya. Mal sensin ulan aşağılık karı. Hepsi bu alçağın yüzünden. La sen. Sen kendini kurtarmak için bizim hanımlarımızı yaktın. He? He? Sen ne anlamaz aşağılık sefil bir adamsın lan. Ulan ben senin. Celil. Bırakın onu şimdi. Bunun hesabını sonra göreceğiz. Önce Zeynep'le Zelal'i bulalım. Ya yalvarırım bırak bizi artık. Ya neden bizi bırakmaktan vazgeçtin? Çünkü sizin için özel planlarım var. Silah ver. Alın kadınları çıkın diğerlerine yetişin. Ben gelirim. Emredersin. Yürü. Bırak. Yürü. Yürü diyorum sana. Bırak. Yürü. Çabuk. Ya bıraksana. Yürü. Seni sattığımı kimse bilmemeli albay. Zaten son kullanma tarihin geçmişti. Götürün şunu. Anlaşma iptal oldu Fikret. Tutuklusun. Lan Naz'a! Öldürdün beni lan! Kendin gibi kaypaklara güvendin. Devrik albay. Seni harcadılar la. Seni var ya bitirdiler. Senin artık bir bit kadar değerin yok. Tutunacak dalın yok la senin. Şahin. Peki. Ulan. Sana var ya. Öyle işkenceler yapacağım ki. Cehennem zebanisi benim yanımda masum kalacak lan. Naz'a. Getir lan kadınları. Yalvarırım kurtar beni Naz'a. Sus lan sus yürü. Dur. Onunla konuşmam lazım. Kardeşim bir çekil kenara. Şahin bırak. O buraya bu alçağı görmeye geldi. Beni tanıdın mı? Sen de kimsin? Bak bakalım tanıyacak mısın? Mansur? Mansur ya. Unuttun. Arayıp sormadın. Ölüme terk ettiğin oğlun Mansur. Sen. Sen beni nasıl buldun Mansur? Annem öldü. Sen beni terk ettin. Hiç aklımdan çıkmadın. Yeminim vardı. Buldum işte seni. Hesap kapandı. Güle güle. Ver lan şunu. Babasını vurdu be. Ne oluyor lan? İndirdiler albayı. Bana uydu bu. Bu işe bulaşmamış oldum. Aga. Öldü bu pislik. Babanı öldürdün. Ona baba denmez. Baba olsaydı oğlundan kurşun yemezdi. Bu Türk konsolosluğunda çalışırken anneme tecavüz etmiş. Sonra Mutan hikayeyle evlenmiş. Ben doğmuş. Annem savam ajanıydı. Bunun Türkiye'ye dönüp ajanlık yapacağını öğrenmiş.
İkaz etmiş vatanına ihanet etmediği. Bir gece anamı gözümün önünde boğup öldürdü. Sonra başka bir kadına musallat oldu. Yıllardır bundan intikam almayı bekledim ben. Herif resmen acanmış be. Hem bu vatanın ekmeğini yerler hem de hainlik yaparlar. Hainlerin sonu öyle ya da böyle ölümdür. Vay anasını ya. Bu modellerden 10 mağda çok adam çıktı piyasaya ya. Bırak! Yürü! Gel lan! Yürü! Bırak beni ya! Dur! Yürü! Yürü! Bırak! Yürü! Lan seni! Bırak! Gebertirim lan sizi! Durun! Yalan mı be? Açma kız! Dur! Açma kız! Ne oluyor lan? Kadınlardan biri kaçtı Naza komutan. Diğeri de taşla saldırdı. Nasıl lan? Lan iki kadınla baş edemediniz mi ha? Sonra da devrim yapmaya kalkarsınız. Gerizekalı kalkaya! Mansur babasından intikam almak için yaşıyormuş komutanım. Sonunda intikamını aldı. Fikret için böylesi daha iyi oldu. İlahi adalet. Albayın Naşi ve Mansur merkez komutanlığına teslim edilsin Serdar. Onları komandolar getiriyor komutanım. Biz Zeynep'lerin peşindeyiz. Celal ve Zeynep kızım için üzgünüm. Allah'ın izniyle bulacağız komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Albay Giderayak bize kötü bir oyun oynadı komutanım. Zeynep'le Celal o yılanın elinde. Neler olur düşünemiyorum bile. Bulacağız onları Celil, üzülme. Doktor dikkat et. Sen bu bacakla gelmeseydin be oğlum. Tamam ya, bir şey yok, tamam hadi gidelim. Allah'ım buradalar. Komutan! Celil. Zeynep'in sesi bu. Bak nerede bunlar? Bu Zeynep bacının sesi ya. Evet o. Zeynep! Zeynep! Zeynep bacı! Neredesiniz? Komutan! Zeynep! Kes sesini. İn oradan aşağıya. Hadi lan, hadi. Hadi çık da sıkayım kafasına. Zeynep bacı. Celal. Zeynep. Zeynep. Zeynep neredesiniz? Zeynep bacı. Celal. Durma hadi. Hadi hadi buradayım de. Hadi istersen dene ha. Sonra bunun beynini kayalardan toplarsın. Zeynep! Zeynep! Gel bakalım gel. Ha söyle. Aferin. Alın lan şunu. Bu sefer elinizden kaçırmayın olur mu kahraman devrimciler? Yürü. Zeynep! Celal! Zeynep! Celal! Naza Ebal cevap ver benim Cemal. Emret Cemal Başkan. Bu albay meselesini ne ettiniz? Nasıl oldu bilmiyorum ama albayı biri indirdi Cemal Başkan. Albay Fikret öldü mü? Evet öldü. Bak sen. Ey lahi!
Emekli olduktan sonra ayak bağı olacaktın zaten. Yarın neler? Onları da aldılar mı ha? Onları vermedim. Şu an bendeler. Bak bu iyi oldu. Şimdi beni iyi dinle. Onları da al. Siz köyüne gel. Orada ne yapacağım ben Cemal Başkan? Ulan bak çok soru sorup durma bana. Partinin Adalet Komisyonu'na gelen bir kan davası var. Bak bu dava bizim için çok önemlidir ha. O iki kadını bedel olarak öldürülen tarafa vereceğiz, anladın mı ha? Kuzeyden gel. Seni bana getirirler. Ulan nereden çıktı bu kan davası be? Ulan işe bak. Yürüyün lan. Fis köyüne gidiyoruz. Ulan bunları oğlum için lazımdı bana. Berdel gerekiyorsa öldürenin canını alsınlar. Kahretsin. Ağam. Sana kahve yaptırdım Cemal Başkan. Gel otur Bedir, gel. Dediğim gibi bu işi Adalet Komisyonumuz çözecek. Ya bu Arif'in gözünü kan bürümüş vallahi başkan. Nasıl edeceğiz bu işi bilmiyorum. Bana bak. İki kadın getiriyorlar. Onları berder olarak vereceğim Arif'e. Kan davası bitecek. Bu işi örgüt çözecek. Bana bak. O dinsiz, imansız askerleri bu işe karıştırmayacaksın ha. Peki Cemal Başkan. Yalnız buna bedel olarak benden ne istersiniz? Partinin emrine gireceksin. Biz ne istersek onu yapacaksın Bedir. Anladın mı? Ha? Nerede bunlar ya? Nerede? Ya o Zeynep bacının sesiydi ya. Duyduk onu işte. Duydum Zeynep bacıydı ya. Komutanım. 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 Bunu ileride kayanın dibinde bulduk. Buradalarmış komutanım. Bir ara kaçmayı başarmış olmalılar. Bizi gördükleri anda yakalandılar anlaşılan. Şerefsiz Naza, yılan kadın. Askerler! Çelil! Asker abiler! Kim bu kız? Askerler! Allah şükür karşıma çıktınız. Sakin ol bacım. Derdin ne? Öldürecekler bizi komutanım. Allah aşkına yardım edin. Kim öldürecek sizi? Hasımlarımız komutanım. Ağlama da şunu adam gibi anlat bacım. Kan davası komutanım. Arif amcamın oğlu abimin karısına sarkıntılık etmiş. Bunu öğrenen abim silaha sarıldı. Köy kahvesinde Arif amcanın oğlunu kıstırmış, öldürmüş. Sonra da kaçıp gitti abim. Şimdi Arif amca bizim aileye kan güdüyor. Hepimizi öldürecekler. Bacı karakola niye haber vermediniz? Örgüt çözecek dediler. Ama Arif amcanın gözünü kan bürümüş. Ailemizin kökünü kazımaya, kundaktaki bebeleri öldürmeye yemin etmişler. Artık dayanamadım. Ben de karakola gidiyordum. Sizleri Allah çıkardı karşıma. Yalvarırım yardım edin. Anlaşılan çok kan dökülecek komutanım. Şu köye bakalım Celil. Belki bizimkileri de oraya götürüyorlardır. Abdullah, Ramazan, siz buraları arayın. Emredersiniz komutanım. Hadi. Doktor, sen dön istersen. Yok aga, bende bir şey yok. Ben iyiyim, geliyorum. Hangi köydensin bacım? Fis köyünden. Buraya çok yakındır. Fis mi? Orası örgütün kurulduğu köy be. Hadi bacı, yürü. Girin la içeri. Ne yapıyorsunuz? Sanki düğün var. Ya kan davası var. Başımızda bir sürü bela var. Toplayın şu çocukları hadi. Hadi kaldırın ortalıktan hadi. Çocuklar dışarı kaçın.
geçiyoruz. Çabuk olun, çabuk. Yok, dur. Ya iyi mi ettik, kötü mü ettik? Örgüt bu işe de el attı. Allah sonumuza hayır eylesin. Ev burasıdır komutan. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemal Başkan nerede? Erhal Berdel için gelen kadınlar bunlardır. Bunların suçu ne? Bırak şimdi kadınları. Cemal Başkan nerede, onu söyle bana. Hadi buyurun. Gelin. Siz de dağılın lan. Hadi. Örgütün olaya müdahale edeceğini öğrenince köye geldik komutanım. Aileyi koruma altına alın. Bir olay çıkmasın. Emredersiniz komutanım. Eve daha var mı bacım? Geldik sayılır komutan. Senin babanın adı ne Bejan? Bedir'dir komutanım. Bak Bedir, ben biraz şunlarla konuşacağım. Tamam, olur başkanım, olur. Hadi bakayım. Kapıyı da kapat. Tamam başkanım. Keyfin yok mu Asıl? Nedir seni böyle özen? Bu kadınları daha önemli bir işte kullanabilirdik başkanım. Biri Celi'nin, biri de hain doktorun karısı. İyi işte. Onlara verilecek en güzel ceza bu işte. Komisyon böyle karar aldı. Parti kararlarını sorgulamazsan iyi olur Nazı. Cemal Başkanım. Senin bir derdin var Nazı. Ne hele? Bu kadınlar bana lazımdı. Oğlumla takas için planım vardı. Lan bana bak. Yoksa albayı oğlunu kurtarmak için mi harcadın ha? Yok başkanım. Fikret'i biri vurdu öldürdü. Ben de elimde kalan kadınlara bir rol biçtim. Lan sen daha doğmadan ben devrimciydim, devrimci. Örgütü ahan da bu köyde kurdun be. Bilirim başkanım. FİS parti için önemli. 1978'de yanan devrim ateşimiz FİS'ten alevlenmiştir. Aferin. Yarın örgütün kuruluş günü. Kutlama var. Bölge ve alan sorumluları yarın FİS'te toplanacak. İyi ama kan davası olan bir köyde toplanmak akıllıca bir karar gibi gelmedi başkanım. Naza, o uzayan dilini keserim. Haddini aşma. Timin karaları bunlar ha? Bunlardır başkanım. Ula bu Bedir'in başında bir kan davası belası var. Bu kadınları hasmına Berdel olarak vereceğim. Kan davasını parti olarak biz bitireceğiz. Tüm planım alt üst oldu. Ya askerler gelmiştir ha. Etrafımız sarılmıştır. Bu baş belaları ne arıyor burada? Kim çağırdı bunları? Ya ben ne bileyim. Sakın onları bu evin içine sokayım deme. Tamam başkanım. Lan! Geç şuraya, geç. Tamam. Esker getirdim baba. Sen mi getirdin? Bizi koruyacaklar. İyi halt ettin kız. Niye baba? Sus kız, sus. Selamun aleyküm. Gir içeri kız, hadi. Tamam. İçeri gir, hadi. Buyur komutan. Kızın olayı anlattı. Ailen kan davası tehdidi altındaymış. Örgüt de bu işe el atmış. Biz aramızda çözeriz. Size gerek yok. Örgüt mörgüt de yoktur komutan. Evde kaç kişi var? Bütün akrabalar evdedir. 20 kişi vardır. Bir baskın yaşanırsa hepinizi öldürürler. Sonra sahip çıkmadı diye devlet suçlu olur. Bu iş çözülünceye kadar biz buradayız. Gençler, o silahları sandıklara koyun hadi. Artık biz buradayız.
Şşş. Hadi lan kaybolun. Bir terslik olursa sizden tek kurşun sıkılmayacak. Olur komutan. Çevreye bir göz atın. Örgüt bu köyü boş bırakmaz. Emredersiniz komutan. Dikkatli ol Şahin. Doktor, uyanık olun. Ortalık gergin. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Tamam aga. Dikkatli olmak lazım. Oturacak yer kalmadı kalabalıktan ha. He belli saksılar dışarı kaçıyor. Ya bir şey olmazsın bir yürü git bak istersen. Bir terslik olmasın. Yabancı var mı evde? Yok yok yabancı falan yoktur. Çoluk çocuktur ben bir bakarım hemen. Haydi bak bakalım. Bak bak. Lan büyükler. Ana çocuklar. Vay başıma gelenler. Çocuklar sizi yaramazlar sizi. Çekilin oradan. Çekilin. Siz var ya siz. Bizim burada olduğumuzu bir öğrenirlerse hasımlarından önce ben gebertirim herkesi bilesin. Yürü. Hadi sizi yaramazlar sizi. Ya bu adam amma aksi adam ha. Ya vallahi öyle ha. Biz bunları korumaya geldik. Herif utanmasa bizi dövecek ha. Hadi doktor çıkalım. Siz de düzgün oynayın lan. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Sahip çıkın şu çocuklara. Geç. Ya kimse bu evden dışarı çıkmayacak. Olur Bedir olur. Sen de askeri getirdin başımızı büyük belaya soktun. Sana kim dedi git askeri getir diye? Baba. Konuşma sus. Ya içeride teröristler var. Dışarıda da askerler var. Ya başımız büyük beladadır ha. Olamaz böyle bir şey. Ya değerlendirmeyin adamı ya. Bak başımıza gelen. Neye asker getirdin Bejan? Bu kan davası bitsin istedim ana. Hepimiz ölecektik sonra. Aklında o çocukla evlenmek var bilirim. Olmaz Bejan olmaz. Onlarla kan davalıyız. Vazgeç bu sevdadan. O Bedir'in soyunu kurutacağız. Kadın bebe fark etmez. Bulduğumuza sıkacağız. Kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Tamam mı lan? Tamamdır harika. Tamam mı lan? Tamamdır harika. Yürüyün lan. Hadi be hadi. 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 Baba ne yaparsın? Amcayın özünü almaya giderim. Baba, kanı kanla temizleyemezsin. Bırak, katilin cezasını adalet versin. Akıl öğretmeyi bırak lan. Kardeşimin kanı yerde mi kalacak? Kap silahını sen de gel hadi. Töre diye bir şey var. Baba, yapma hadi, baba. Hadi. Uyumayın babama. Hadi, hadi, yapmayın. Yürü. Durun, durun. Beni dinleyin. Baba. Bu köy askerleri hiç sevmiyor. Ne oldu Aslı? Ya her işimiz ters gidiyor Şahin. Mutluluk yüzü göremeyeceğiz bu gidişle. Üzülme Aslı. Elbet bulacağız onları. Bulacağız sonra yine bir görev çıkacak Şahin. Bu böyle olmaz. Niye kendimize zaman ayırmıyoruz? Niye her şeyi boş verip gidip evlenmiyoruz Şahin? Olmadı işte Aslı. Ne yapalım yani? Hep böyle mi olacak? E ne zaman evleneceğiz biz?
Niye susuyorsun Şahin? Ya Şahin. Biliyor musun sen çok değiştin. Sanki benimle evlenmek istemiyormuşsun gibi bir halin var. Bu böyle devam etmez. Aslı'ya gerçeği söylemeliyim. Onunla evlenemeyeceğimi söylemeliyim. Ya niye susuyorsun Şahin? Bak Aslı. Sana söylemem gereken şeyler var. Ya. Ne oldu Şahin? Bunlar silahla baskına geliyorlar. Arif'in takımı olmalı bunlar. Komutana haber verelim. Kardeşim. Ne yapacağım? Sargı bezi lazım. Sıra lazım. Tamam dur. Çık. Dur. Yürü. Ya kardeşim bu ne ya? Allah Allah. Haydi. Bu nedir ya? Ya bir bardak su bile vermiyorlar adama ya. Yok ya. Su vermediler mi? Yok ya, nerede? Vermediler tabi. Komutanım. Silahlı bir grup buraya doğru geliyor. Karşı tarafın adamları. Gelsinler lan. Öfken burnumda zaten. Celil, bunlar terörist değil, köylü. İndir silahını. Buraya olayları yatıştırmaya geldik. Hepimiz sakin olacağız. Ya bu gelişme hayra alamet değil ha. Durun. Sen bu işe karışma komutan. Olur tabii. Biz karışmayalım, siz de birbirinizi yiyin değil mi? Evinize dönün. Hadi silahlarınızı da bırakın. Hadi dönün evinize. Abimizin kanı yerde kalmayacak. Sağolun lan! Temsilenin! Yere kapatın çabuk! Sağolun lan ateşini! Atay! Ne oğlum kesin ateşi, ne yapıyorsunuz lan? Baş belaları yüzünden sıkıştık burada. Aga bunlar iyice azıttı ha. Bunlar durmuyor ya. Kan gövdeyi götürecek şimdi burada. Doktor. Sakın ateş etmeyin. Biri ölürse suçlu biz oluruz, tamam mı? Bunlar işi azıttı komutanım. Evde kadınlar çocuklar var. Şunların silahlarını alalım Celil. Evlerine dönmelerini sağlayalım. Biraz da akıllarını başlarına getirelim ama. Doğru. Hadi dağılın. Hadi. Yürüyün lan evinize. Hadi yürüyün. Ne yapıyorsun Özgür? Lan zaten burnumdan soluyorum. Sizi var ya buraya çipilerim ha. Hadi lan. Yürü. Defol. Atın silahlarınızı. Kaybolun lan. Hadi evlerinize. Hadi. Thank you.
Selamun aleyküm kundiler, kolay gelsin. Bakın size kısa bir tanıtım yapacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz muhteşem güzellikte yapılmış bir el bombasıdır. İşte burada gördüğünüz pip. Bunu çektiğiniz zaman bu el bombası patlamaya hazır hale gelir. Ama şu mandalı bırakmam lazım. Git şuna lan. Ne yapacaksın, köylüye bomba mı atacaksın? Manyak mısın lan sen? Evet la bildiğim manyağım. Evet gerçekten bir manyağım. Bana neler diyen var görsen. Kırık diyen var, deli diyen var. Aklında zoru var diyen var. Ana... Allah! Kaçın lan! Ay, kaçın! Abi lan! Kapatacak lan! Bak! Gerizekalı ya! Gerçekten ya! Evet, bu numaramın, yeni numaramın adını İçi boş sahte el bombası numarası koydum. Hiç de yaratıcı bir isim olmadı ya. Olsun ya, işe yarıyor. Kaçtı gerizekalılar. Burası iyi. Atın buraya. Eskerler gidinceye kadar burası daha emindir. Bana bak. Yüz verme sakın o dinsiz imansızlara. Defolup gitsinler. Bana bak, sakın onlara iyi davranayım deme ha. Aynen dediğini yaptım başkan. Su bile vermedim adamlara. Aferin sana. De hadi git. Aferin, aferin. Şunlar ayak bağı oluyor başkanım. Bir boşlukta götüreyim mi? Olmaz. Onlar berdeldir. Onları ben Arif'e vereceğim. Silahsızlanma diye işte ben buna derim aga. Ulan mis gibi ekmek koktu ya. Acıktık. Belki yemek verirler bize ha? Ya aga affedersin ama bir bardak suyu esirgeyen bize ekmek verir mi ya? Biz onları korumak için canımızı ortaya koyuyoruz. Bunların yaptığına bak. Ne iş? Elbet bir sebebi vardır Celil. Öğreniriz. Öğreniriz, öğrenmez. Nerede? O saate kadar biz ne yapacağız aç susuz ya? Şahin! Komutanım! Emredin komutanım. Yakındaki karakolla bağlantıya geç. Yiyecek içecek bir şeyler göndersinler. Tamamdır komutanım. Nişanlı mısın? Evet, nişanlıyım. Çok acıktım. Geliyor ya. Komutan. Tamam Şahin. Evlilik ne zaman? Bugün yarın inşallah. Ne güzel. Evleneceğim adam. Allah mutlu etsin. Darısı senin başına Bejan. Ne oldu? Niye üzüldün? Ben hiçbir zaman evlenemem. Bejan, geç içeri kız. Ne öyle orada dikilirsin? Geç. Haydi. Eskerle konuşmak yok demedim mi size? Örgüt burnumuzun dibinde. Kör müsünüz? Onları neye çağırdın baba? Olayı duymuşlar. Kendileri gelmişler. Haydi girin içeri siz de. Çıkmayın dışarı. Tamam alo. Askerler teröristlerin evde olduğunu bir anlarlarsa. O zaman biteriz. O yüzden asker gidene kadar susacaksınız. Tamam. Susacaksınız. Hı? O akşamlar, akşamlar. Yine geldi akşamlar. Evli evine gider ballar gazeli. Garip nerede akşam? Kimse aç değil galiba. Şahin, Aslı, hadi bir şeyler yiyin. Aç değilim sağ abi. Sağ olun komutanım. Benim aklımda hep Zelal var. Zeynep bacı var. Neredeler, ne ederler? Aklıma geldikçe deliriyorum. Şahin'e neler yaptığını gördük şerefsiz yılanın.
Oy beni beni, yar beni beni, yar değil misin? Beni bu hallara koyan sen değil misin? Ne oldu aslanım? Bir ses duydum da komutanım. Ama temiz herhalde. Başkanım. Bunların gitmeye niyeti yok başkanım. Yarınki başkanlar toplantısını iptal etmiş, kimse gelmeyecek. Bir anons daha çekelim. Gerillalar gelsinler. İndirsinler Arif'i. Bu kan davası da bitsin. Bu baş belaları gitsin. Biz de çıkalım ya buradan. Ya sen bilmediğin işlere karışmasana. Arif örgüt taraflardır. Bu işe bulaştıysa bedeli bize çekmek içindir. Madem Arif'e berdel olarak kadınları verdik, daha ne istiyor bu adam? Lan kör müsün? Kim geldi kim? Ya Arif'e diyecektim ki al git kadınları. Bu Bedir bize yanaşmaz başkanım. Odadaki kitaplıkta Kur'an-ı Kerim vardı. Buyurun işte. Can tatlıdır. Ölümden alacağız Bedir ailesini. Bak yavaş yavaş kovama geliyor. Askerle ters düşmeye başladı bile. Zaten en baştan anlaştık biz Bedir'le. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Hayırdır Becan? Nereye? Yalan yok. Sevdalıma gideceğim. Sakın. Şimdi sırasın Becan. Belki onunla konuşarak kan davasını çözerim. Beni gerçekten seviyorsa ailesini ikna eder. Bu durumlarda akıl uçar Becan. Kimse kimseyi dinlemez. Gitme. Gideceğim. Sevmek risktir. Ben kan davalım da olsa Fırat'ı seviyorum. Dikkat et, tamam mı? Beni görmedin değil mi? Hı-hı. Çabuk git gel. Aslı, bu kız nereye gidiyor? Gençlik işte. Anla Celil abi. Ya millet can derdinde, bunlar sevda derdinde. Dikkatli ol. Fırat. Gelmeyeceksin sandım Becan. Az daha yakalanıyordum. Bugün çok korktum. Allah'tan askerler gelmiş. Onları ben getirdim Fırat. Belki sizinkiler askeri görürse saldırmaz dedim. Ama olmadı. Ailelerimiz kötü düşman oldu Fırat. Anama açılmıştım. Babamla konuşacaktı. Seni istemeye gelecektik. Ama şu başımıza gelen felakete bak. Ailem bir şekilde ikna olmazsa biz bittik Fırat. Aşkımız bitti. Bu son görüşmemiz. Deme öyle. Biz birbirimizi severiz. Ben sensiz yaşayamam Bejan. Ben de sensiz yaşayamam Fırat. Ama artık olmaz. Bizim ailelerimiz düşman oldu. Babalarımız bizi bir arada görürse öldürür Fırat. Kaçarız.
öldürürler bizi. Ajan! Kız neredesin? Babam, gel benimle. Ajan! Ajan! Ajan neredesin? Ya nereye gitti bu kız ya? Hala Bedir. Hayırdır ya? Gecenin bu saatinde tek başına buraya gelmen sakat. Yahu sizden mi izin alacağım? Senin hasımların var. Şu an seni biz koruyoruz. Hadi doğru eve. Yahu kızıma bakmaya geldim. Olsun. Yine de dikkatli olman lazım. Burada kimse yok. Belli ki gelmemiş. Nereye gitmiş olabilir? Tamam. Bizim Aslı ile Bejan çeşmeye su almaya gittiler. Biz alıp getiririz. Hadi Halo, sen eve gir. Hadi peki, geç. Tamam. Hadi. Hadi içeri. Garip insanlar. Baba kızın dışında evden çıkan tek insan yok. Korkuyorlardır Celil. Can bu. İnsan bir hava alır ya. Namaz vakti geldi Celil. Ya aga, kusura kalmayasın ama nasıl alacağız ki abdesti? Vallahi ben kendimi şu anda kutuplara düşmüş bir deve gibi hissediyorum. Evet, çift örgüçlü bir deveyim ben şu anda. Ben hallederim. Bu evi hiç sevmedim. Uyuz oldum resmen. Sanki sürekli birileri bizi izliyormuş gibi geliyor bana. Bak, benim iki çocuğum var, ailem var. Yalvarırım sana. Yeter ulan, varsa var, ne yapayım? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Yorma kendini Zelal. Bu kadın falan değil. Baksana haline. Elinde silah dağlarda geziyor. Bu çocuk aile falan bilir mi? Ne istiyorsun komutan? Su istiyorum halo. Yeteri kadar su yok komutan. Sıkıntı var. Namaz vakti geldi. Köyün çeşmesi de donmuş, su akmıyor. Ya esker namaz kılar mı? Yalan deme bana ha. O nasıl söz öyle Halıbedir? Asker insan değil mi? Onun inancı dini olmaz mı? Neden namaz kılması tuhaf olsun? Tamam komutan. Kusura bakma. Bize dediler esker namaz kılmaz. Dinsizdir. Ben size su getiririm. Bekleyin burada. Ulan bir gözlerini kırpmadılar. Ulan ne bela herif bunlar. Kahretsin be. Komutan durun. Böyle namaz kılmayın. Gelin çocuklar. Getirin bakayım. Sağ ol Hala Bedir. Buyurun halo, birlikte kılalım. Kadı kâmetü's-salâ, kadı kâmetü's-salâ. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Namazı sen kıldır halo. Sen kıldır komutan. Sen daha iyi bilirsin. Kur'an bilgisi daha iyi olan önceliklidir. Ama bu durumda edep daha da önceliklidir.
Hadi sen kaldır. Allahu Ekber. Komutanlardan Allah razı olsun. Beni kurtardılar. Biliyorum Bejan. Böyle görüşmeniz çok tehlikeli. Artık bitti. Ayrıldık biz. Lütfen ağlama. Elbet bir çıkar yol bulunur Bejan. Bulunmaz. Ailelerimiz ölseler de barışmazlar. Allah sizden razı olsun komutan. Allah cümlemizden razı olsun Hala Bedir. Ya biz askeri böyle bilmezdik. Bize asker dinsizdir, imansızdır dedi. Asker sizin çocuğunuzdur Hala Bedir. Siz neyseniz asker de olur. Ya size hizmette kusur ettik. Hakkınızı helal edin. Ya bakmayın öyle aval aval. Hemen bir kuzu kesin. Ziyafet çekelim misafirlerimize. Haydi. Şerefsiz herif. Lan alçak, ben sana sorarım. Ben demiştim sana başkan. Bak bir anda canciğer oldular. Bizi de satacak, göreceksin. Nasıl burada sıkıştık kaldık? Bu şerefsiz bizi onlara vermeden çıkmalıyız. Bizi de satacak, göreceksin. Teröristleri söylemek var ama büyük hadise çıkacak. Hayırdır Hala Bedir? Ne hadisesi? Yok bir şey komutan. Bak Hala Bedir, oğlun Akif Ağa'nın kardeşini öldürüp kaçmış, firarda. Bir alt etti işte. Hepimizi yaktı komutan. Sen bu kan davasından kurtulmak ister misin? Kim istemez bu beladan kurtulmayı komutan? Oğlunun saklandığı yeri biliyorsan... Bilmiyorum. Yalan söylemek yakışmaz komutan. Biliyorum. Gel sen oğlunu adalete teslim et. Ben de gideyim Arif Ağa'yı barış için ikna edeyim. Alo. Komutan doğru söylüyor. Oğlun teslim olsun. Biz de barış için çabalayalım. Bak daha bir sürü işimiz var. Kadınlarımız kaçırıldı. Onları bulmamız lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gidelim. Alo. Gel oğlunu teslim etmeye söz ver. Gidelim Arif Ağa'ya. Tamam komutan. Teslim edeceğim. Al işte. O şerefsiz ağa barış yaparsa örgütün yapamadığını asker yapmış olacak. Arif'i tanırım. Sulh olmaz. O daha da kötü. Arif sulh olmazsa bu baş belaları da gitmez. Daha fazla asker gelir. Sonunda bu şerefsiz Bedir satar bizi onlara. Ya var mı başka bir çıkış yolu? Söyle. Lan öyle kara bela gibi konuşturma bana. Var. Tim'i rezil edeceğim bir plan var. Şahin bizimle. Doktor, Aslı, siz kalın. Emredersiniz komutanım. Biz Celil'e çıkıyoruz. Hadi Celil. Gidelim komutanım. Ah,
Buradan çıkıp Arif Ağa'ya ulaşmalıyız. Yavaş. Tamam kal burada. Aslı. Arif Ağa. Kimsin sen be? Naza. Beni herkes tanır. Bilirim. Duymuşluğum var. Çekil lan arkaya. Arkadakilere ver. Hadi. Cemal'in selamı var. Birazdan buraya komutanlar gelecek. Bedir'le sulh yapmanı isteyecekler. Sen de kabul edeceksin. Olmaz öyle şey. Onlarla aramıza kan girmiştir. Git Cemal'e böyle söyle. Kes. Kardeşinin kanı yerde kalmaz. Sen benim dediklerimi yapacaksın. Yoksa senin kanın yerde kalır. Kimse de hesabını sormaz bunu. Karşında partinin komutanı var. Baba. Baba buraya gel. Geldiler. Baba. Bana bak, sakın yanlış yapma Arif Ağa. Dediğimi yap. Sonunda da kardeşin intikamını al. Ne istiyorsun komutan? Önce şu delikanlılara söyle, silahları ortadan yok etsinler. Yoksa ben kötü döveceğim bu adamları. Kaybolun lan! Hava Bedir oğlunu bize teslim edecek. Kan bedeli ödemeye de hazır. Barış yapmak istiyor. Ne diyorsun Arif Ağa? Musibeti ikileştirmenin bir faydası yok. Aklını ve vicdanını kullan Arif Ağa. Sen daha beni tanımamışsın Serdar. Naz'a şeytana pabucunu ters giydirir. Hadi ağa. Bırakın bu yanlış töre saçmalıklarını. Bunun dinde de vicdanda da yeri yok. Durdur şu kanı hadi. Tamam lan. Tamam kabul. Oğlu teslim olsun. Kan parasını da tam bir ödesin. Ben barışa varım. Sağ ol baba. Bu iş sonun olacak Serdar. Aracı olduğuna pişman olacaksın. Bu iş kolay oldu komutanım. İyi oldu Celil. Barışta hayır vardır. Doğru. Atımı bağladım nar ağacıma, oy nar ağacıma, oy perçemi. Çemim dolaştı, oğul gül ağacına. Vurmaz alım vurma, nardan esiye. Oy, nardan esiye.
Sözümüz sözdür komutan. Merak etmeyin. Oğlum bu adrestedir. Size teslim olacak. Tamam Halobedir. Allah razı olsun. Ailemi büyük bir beladan kurtardınız komutan. Ben de size büyük bir iyilik yapacağım. Sen yapacağını yaptın Halobedir. Allah razı olsun. Kadınları komutana şimdi söylesem çatışma çıkar. Cemal'i ikna edip kadınları Arif'e verdirme bahanesiyle komutana teslim etmeliyim. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya akşam sizi ziyarete geleceğim inşallah. Bekleriz Halobedir. İnşallah. Ama bizim şimdi çıkıp Zeynep ve Zelal'i bulmamız lazım. Bulursunuz inşallah. Merak etmeyin. Allah razı olsun komutanım. Allah senden de razı olsun. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Hadi eyvallah. Allah razı olsun komutan. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Gla gla gla. Gla gla. Olunuz açık olsun. Haydi. 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 Hadi 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 hadi. Onlar buradan gelecekler. Tamam. Evet. Hadi dağılın. Hadi. Vurdular beni. Ana ne oldu? Öldürecekler oğlum. Herkes öldürecekler. Katliam yapacaklar oğlum. Ana. Kan davası işini hallettik ha. Üstümüzden büyük büyük kalkmıştır. Kirli tütünlüye Allah komutandan razı olsun. Sardılar beni. Ateşi kesin! Ateşi kesin! Beşam! 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 Çemim